Evet, teşekkür ederiz. Aynen Murat Başkan'ın dediği gibi gerçekleşti. Geçen sefer de çoğumuz Hasan Başkan istiyordu. Seçim sonuç TFF seçimlerinin sonrasına bırakmaya karar verdik. Geldiğimiz nokta itibariyle istisnasız tüm kulüpler Hasan Başkan istiyordu. Hasan Başkan da neredeyse evet diyecekti ama kendi yönetim kurulu yaptığı istişarede hem göreve yeni gelmesi sebebiyle hem de onların olağan seçiminin önümüzdeki sezonun sonunda olacağından dolayı kulübüne daha fazla vakit ayırmak istediği için affını istedi. Biz de mecburen anlayışla karşıladık. Ben şahsen devam etme gibi bir düşüncem yoktu. Ancak benim kulüp başkanlarımızın teveccühü, güveni, yoğun baskısı diyelim. Benim geri çevirebileceğim bir şey olmadı. Onlara teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber yeni federasyonla beraber iyi işler yapabiliriz. Geçen ayrılan federasyonda sevabıyla günahıyla herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Ters düştüğümüz noktalar oldu. Hemfikir olduğumuz noktalar oldu. Belki en çok Fenerbahçe'ye ters düşürdü ama sonuçta burada samimiyetle verilmiş bir emek, mesai vardır. Bu gönüllü bir iştir. Büyük sorumluluk gerektirir. Ve kamuoyunda her gün, her gün dediğim her saat hedefinde olan bir pozisyondur. Onlara futbol için harcadıkları mesai teşekkür ediyorum. Yeni gelen Federasyon Başkanımız İbrahim Bey'in ve ekibinin de hayırlı uğurlu olsun. İnşallah dedikleri gibi Türk futbolundaki adaleti sağlama konusunda büyük büyük adımlar atarlar. Bizler de kulüpler birliği olarak onların hedeflerine varmalarında, onların hedefleri sonuçta söylenen hedeflerse en çok bizim işimize gelecek, bizim menfaatimize yarayacak hedefler hepimizin de el birliğiyle yeni federasyona destek olmamız gerektiğini içeride de konuştuk. İnşallah kulüplerle beraber yeni federasyon iyi işler yapar. Ama şöyle bir döneme de giriyor olmamız gerekiyor. Geç bile kaldık. Kulüplerin yani futbolun en önemli paydaşlarının futbolun geleceğiyle ilgili alınacak kararlarda çok daha fazla söz sahibi olması gerektiği bir döneme geldik. Avrupa'da da bu böyle. Avrupa turnuvalarında da yani liglerden münferit Avrupa Kulüpler Birliği'nin UEFA ile yaptığı çalışmaya baktığımız zaman da kulüpler ciddi anlamda söz sahibi. Özellikle ticari konularda. İnşallah benzer bir iklimi, yapıyı ülkemize de sağlarız. Hayırlı olsun. Şimdi ben şahsi görüşümü söyleyeyim. Ankara'da seçimlerden önce de Sayın İbrahim Bey'le yaptığımız toplantıda kulüpler söylemiştim. Bu kararı bizler hep beraber oy birliğiyle bir evvelki federasyonun ile beraber yaptığımız çalışmayla kararlaştırmıştık. Buradaki en önemli olay da 5 yıllık bir plan olması. Önümüzü görebilmemiz açısından, planlamamızı yapabilmemiz açısından böyle bir çalışmayla bu çıktı. Yani dolayısıyla bu bir evvelki federasyonun kulüpleri bir diretmesi, bizim kabul etmediğimiz bir şey, masaya sürmesi gibi bir şey yok. Hep beraber müşterek verdik. İyi çalışmalarımızdan biridir bu. Onu da söyleyeyim. Ama geldiğimiz nokta itibariyle yeni başkanımız seçim kamp döneminde de konuştuğu kulüplere vaat olarak da bu konuda yardımcı olacağını söylemiş. Aslında bu 14'den fazla yabancı sporcu olan herkese yarayan bir karar. Ama aynı zamanda da yeni kuralın uygulanacağını düşünerek transfer politikasının stratejisini ve yatırımı buna göre planlayan takımlar için de bir dezavantaj. Onlardan biri biziz. Ama burada önemli olan hepimizin menfaati ve bu kural olduğu zaman ayrılacak futbolcularla ne yazık ki pazarlık gücümüz çok ciddi anlamda azalıyor ve büyük maliyetler oluşuyor. Bir nevi olsun nefes aldıracaktır. Bunu da anlayışla karşılamak gerekir diye düşünüyorum.